Gazeteci Ayhan Aykanat, belediye meclisi toplantısında CHP'li meclis üyesi Ahmet Özdel'in gazetecilere yönelik konuşmaları "haber yapmak sizin göreviniz" şeklindeki sözlerini eleştirdi. Şimdi şunu altını çizelim. WBİT TV'nin yaptığı o haberi, işte basına ayar verdi falan filan haberini, çok güzel bir haber olarak gördüm. Onun altını çizeyim. O haber her ne kadar hani şu denilebilir ya, WBİT TV zaten orayı canlı veriyor. Dolayısıyla söylediği söz WBİT TV'yi bağlamıyor ya da üstüne alınmasına gerek yok diyebilir de bu işler öyle olmuyor yani. Leblebi TV'de konuyla ilgili çıkan haberi güzel bir haber olarak değerlendiren Aykanat, Özdel'in konuşmasını talihsizlik olarak değerlendirdi. Burada doğru bir yaklaşım. Ahmet Özdel'in yaptığı o konuşmayı ben de izledim. Hakikaten çok talihsiz bir konuşma. Çok da doğru bir konuşma değil. Aykanat, haberin nasıl yapılacağına herhangi bir siyasetçinin karar veremeyeceğini, buna ancak gazetecinin karar vereceğini söyledi. Haberin nasıl yapılacağına herhangi bir siyasetçi karar veremez. Onu haberi yapan karar verir. Diyor ki işte bizi dinleyenler, hatta burada olmayıp da izleyip de dinlemeyenler falan gibi böyle bir de ironik bir şeyler söylüyor. Yani ben de orada değildim. Ama izledim. Ama Ahmet Özdel'e göre izleyip de dinlemeyen kategorisindeyim. Ben üstüme alınıyorum şimdi. Alınacak bir şey bulayım. Bul tabii. Dolayısıyla da şimdi izleyip de dinlemeyen nasıl oluyor bilmiyorum. Tabii yani onu anlıyorum. Çünkü bazıları kulaklarıyla dinlemiyor. Başka organlarıyla dinliyor olduğu için konuyu çok anlamıyorlar. Hani ya abi sen o şeyi sen başlattın. Geliyor. Evet. Başlatınca da oradan Ahmet tam senin de şeyini demedi de. Evet, Ahmet Bey'in de başına öyle bir şey gelmiş olabilir ama bu şey yaklaşım doğru bir şey değil ya. Yani şunu da haber yapın, bunu da ya ben onu da haber yapmak istemiyorum. Bunu da haber yapmak hiç istemiyorum. Hiç haber yapmayabilirsin ha. Bunda sıkıntı yok. Haber olarak da görmüyorum. Yani bu editoryal bağımsızlık. Yayın organlarının kendisine ait yayın politikası olduğuna dikkat çeken Aykanat, bu çerçevede bir olayı haber olarak görmeyebileceğini, haberin olabilmesi için belirli kriterleri taşıması gerektiğini vurguladı. Şöyle bir şey, bak birçok insan bu yanlışa düşüyor. Şimdi her yayın organı kendisine ait bir yayın politikası olur. Bu yayın politikası çerçevesinde herhangi bir haberi görebilir ya da görmeyebilir ya da yok sayabilir. Bu o yayın politikası çerçevesinde o kurumun kurumsal hakkı, anlatabiliyor muyum? Yani kimse niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın deme hakkına sahip değil. Gazetecilik şöyle bir şey değil. Senin söylediğin her şeyi haber yapmak gibi bir şey değil. Neyi haber olacağına ben karar veririm. Başka bir haber mecrası da o karar verir. Benim haber olarak gördüğümü bir başka haber mecrası haber olarak görmeyebilir. Bu da doğaldır. Yani haber olabilmesi için kriterler var işte. Yani evrensel kriterler. Bu kriterler varsa haberdir. Onun dışındaki her şey yorumun ötesine geçmez. Şimdi bu kriterlerin var olup olmadığına da Ahmet Özdel karar veremez. Biz Ahmet Özdel adına avukatlık yaparken şöyle yapsın böyle yapsın diyor muyuz? Yani o kriterler işte o meslek grubunun bildiği kriterlere göre onlar mesleklerini yapıyor. Da meclis üyesi olarak İşte bir şey yaparken vay böyle bir meclis üyeliği olur mu diyor muyuz demiyoruz. Biz sadece meclis üyesinin faaliyetlerini yaptığı işleri eleştiriyoruz. Bu olayda eleştirdiğimiz gibi. Böyle hani basına ayar vermek tam da öyle ayar vermek. Ben izlerken ayar vermek gibi kafama gelen şey buydu. Ayar vermeye çalışmış arkadaş. Boşuna ayar vermeye çalışma. Sen ayar vermeye çalıştıkça söylediğin sözleri kimse dikkate almayacak. Onun altını çizerim. Bunu bütün gazeteci arkadaşlara da bu noktada haksızlık etmesini de haksızlık edildiğini de düşünüyorum ve bunu da doğru bulmuyorum.